arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve aynı zamanda One More International firmamızın bağımsız distribütörüyüm ve bugünkü video konumuz Sayın Erdem Karagöz. Öncelikle onu kendim nasıl tanıyorum, o şekilde tanıtacağım. Erdem hocamız satış, pazarlama, ikna ve iletişim konularında uzman ve Türkiye'de envai çeşit firmaya ve özellikle network marketing firmalarına hem danışmanlık hem de satış, pazarlama, iletişim eğitimleri veren bir kişi ve uzun yıllardır, yani 5-10 yıldır benim bildiğim kadarıyla network firmalarına, Türk firmalarına, yabancı firmalarına eğitim veren bir kişi. Ve kendisiyle network marketing'i konuşmak istiyoruz. Çünkü bu zamana kadar birçok distribütöre, bağımsız distribütöre eğitim vermiş. Network marketing'de yapılan en büyük hatalar neler, yapılan en doğru şeyler neler, birinci ağızdan öğreneceğiz. Hocam ben aslında böyle kısa tanıttım ama siz daha iyi tanıtırsınız kendinizi. Networkçu ve network distribütörlerine kendinizi nasıl tanıtırsınız? Erdem Karagöz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Koçluk eğitimleri aldım. Sahada 14 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Profesyonel işim, eğitmenlik ve koçluk. Türk İşi İkna kitabının yazarıyım. Satış İknası kitabının yazarıyım. Kitap çok yeni çıktı. İkna alanında çalışıyorum. Dünya ikna alanında nasıl çalışıyor? Müzakere süreçlerini nasıl yönetiyor, kendini nasıl ikna ediyor, karşımızdaki kişiyle nasıl bir etkileşim sağlıyoruz, daha çok kazanan insanların farkı ne? Evet. Bu alanda uzun yıllardır çalışıyorum. Ayrıca Erdem Karagöz Akademi'nde kurucusuyum. Proje bazlı işler yapıyoruz. 5 yıl, 10 yıl süren işlerimiz var. Saha çalışmaları yapıyoruz. Hayatımın en büyük hedefi insanların davranışlarını pozitif değiştirmek, bakış açılarını değiştirmek. Bunun için her gün öğrenen bir organizasyonun içindeyim. Aslı hocam çok güzel bir şey değildiniz. Bugün Facebook'ta sabah şeyi gördüm. Yani aynı firmadayız, farazi konuşuyorum. Aynı firmadayız, aynı ürüne sahibiz, aynı ürünü tavsiye ediyoruz, aynı pazarlama planına sahibiz ama birileri çok üst düzey sonuçlara ulaşabiliyor, çok üst düzey organizasyonlar kuruyor, çok güzel ciddi gelirler elde ederken diğer yandan bir sürü bunu başaramayan insanlar. Yani bu aradaki ince çizgi nedir hocam? Aslında çok basit bir kopyalanabilir bir sistem var. Yani orta zekaya sahip herkesin çok rahatlıkla kopyalayacağı bir sistem var. Evet. Ve bunu birileri çok hızlı, inanılmaz hızlı bir şekilde başarabilirken birileri yapamıyor. Farklı yani. Fark sadece zihin. Sadece kendine verdiği değer. Gerçekten ben bu işi yapabileceğine inanıp da çalışan, yapmadığında dirençleri kırılmayan herkes bu işi yapabilir. Çünkü öğrenen bir organizasyon, kopyalanabilir bir organizasyon. Kesinlikle. Ve network marketing firmaları oldukça iyi eğitimler, iyi takipler sağlıyor. Gerçekten bu anlamda fark şu, olaya pozitif bakmak, kendini pozitif çerçevelemek ve daha iyisini üretebilmek için her gün yeni şeyler öğrenmek. Kesinlikle. Bunun dışında eğer yapamıyorsa kendisiyle ilgili egosuydu, egoda arınması gereken işler vardır. Mücadele gücünün artması gerekir. Bunun dışında kendini daha çok verecek çok güçlü nedenlere sahip olması gerekir. Eğer bu nedenlere ulaşamıyorsa ya da bu nedenleri hareketlendiremiyorsa, canını yapmıyorsa, enerjisini bu işe vermiyorsa, rahatlık çemberinden çıkıyorsa, konfor alanından çıkıp, rahatlık çemberinden çıkıp, o televizyonlarda yaşanan popüler kültür, 20 milyon dolarlık servete sahip olan, ondan sonra istediği gibi bir tane toplantı yapıp bağırıp çağırıp giden bir dünyada zihni yaşamıyorsa, yani tırnaklarıyla bir yere gelmiyorsa, bu sistem onu bünyesinden zaten atacaktır. Kesinlikle. Ben şeyi de sormak istiyorum. Özellikle hani siz daha bu konuda çok tecrübeli olduğunuz için network sektörü denince her zaman işte akla piramit geliyor. Evet. Ve abi bu işe en başta girenler çok kazanıyor. Piramidin ucundakiler çok para kazanıyor. Alttakiler eşek gibi koşturuyor. Üsttekilerine para kazandırıyor. Milletin sırtı üzerinden birbirimizin sırtımızın üzerinde para kazanıyoruz diye bir hani benim net bir şekilde bildiğim bir yanılgı bu. Siz bu konuya ne dersiniz? Yani gerçekten hep üsttekiler mi çok kazanıyor, sonradan girenler hep işin emek kısmında mı kalıyor ya da onlar da kazanabiliyor mu? Sizin tecrübeleriniz bu konuda neler? Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 40 yıl öncenin insanı yok. 20 yıl öncenin insanı yok. 10 yıl öncenin insanı yok. İnsan çok zeki. Bir sistemde tıkanıklık gördüğü an, yani başkalarına hizmet ediyorsa bu işten zaten devrede çıkılıyor, çıkmıyor. Biz ilkel beyinle hareket eden canlılarız. İlkel beyin ilk şu soruyu sorar. Bana faydası ne? Evet. İlk harekete geçirici budur. Ben başkalarına mı hizmet ediyorum? Yoksa bir araç mıyım? Onların hedeflerine ulaşmak için bir tüketim malzemesi miyim? Evet. Yoksa bu organizasyon bana para kazandırıyor mu? Bu organizasyon beni geliştiriyor mu? Buna bakar. Ve
o piramit sistemleri artık çok değişti. Şu an insanlar bugün Türkiye'de 2020 lira asgari ücret. Bakın asgari ücret denilen sistem sizin bir ayda en azından, en yasal, en ahlaklı yoluyla 180 saatinizi satın alır. Evet. Çocuğunuz hastalandığında 10 kişiyi geçmek zorundasınız. Herhangi bir probleminiz olduğunda bir sürü dert anlatmak zorundasınız. Sizin 180 saatinizi 2020 liraya satın alan bir sistemden, bir çarptan kurtulmak için network marketing yapmalısınız. Ve eğer çok kısa süre içinde bu asgari ücret limitlerinin üzerinde para kazanıyorsanız, bunu 180 saat değil 18, 20 saat, 30 saatte yapıyorsanız o zaman sisteme inancınız artacak. Kesinlikle. O zaman siz daha çok kazanacaksınız, o zaman daha ciddi yatırımlar yapacaksınız. Eğer sadece yukarıdakilere kazandıran bir sistem varlığını düşünüyorsanız zaten bu sistemin içinde olamazsınız. Evet. Burada şunu söyleyebilirim. Bu alanda incelediğim şirketler arasında en ciddi, en hızlı alt kazanç sistemini geliştiren, belki birkaç gün içinde para kazandıran bir organizasyon. Ya. Evet, amorti eden, motive eden, çünkü sistemde paranızı gördüğünüz zaman motive oluyorsunuz. Bir sistemden bahsedebilirim. Bu anlamda incelediğim bir sürü şirket içinde One More International bu alanda hızlı bir gelişme sağlıyor. Çok kısa sürede. Sisteme 2 kişi kaydettiğiniz zaman, sadece 2 kişi sisteme kaydettiğiniz zaman ortalama 128 euroluk bir gelir elde ediyorsunuz. Bu da yeni başlangıç için oldukça iyi bir kazanç. 3D, 4D denilen sistemleriyle size bir aylık, evet, bonuslarıyla beraber bir ayda ortalama 500-530 euro civarında para kazandırıyor. Bu zaten sizin o hayatınızı idame ettirdiğiniz, özellikle girişimcilerin, çünkü daha güçlü girişim yapmak için ayakta kalmamız gerekiyor. Evet. Fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor, barınmamız gerekiyor. Ve sürekli para harcadığımızda motivasyonumuz düşüyor. O anlamda girişimcilerin çok hızlı gelir elde edeceği bir sistem içinde olması gerekli. Kesinlikle. Ben hani ilk başladığım dönemlerde bu sektörde şu, yani buna benzer bir ön yargıya sahiptim. Hani en üsttekiler para kazanır diye. Daha sonrasında bir dergide ya da makalede, internette şunu gördüm. Amway firmasını hepimiz tanıyoruz. Yani 50 yıllık bir firma. Ve bu yani firma 50 yıllık bir firma olmasına rağmen Endonezya'da ya da işte tam bu Doğu Asya ülkelerinden bir tanesinde, işte Endonezya'dan bir 18 yaşında bir çocuk Amway'e başlıyor ve 3-4 yıl içerisinde ilk milyon dolarını kazanıyor. Ve şimdi diyorsun ki ya 50 yıllık firma, sen 18 yaşındasın hani ve işte Endonezya'da işte Doğu Asya bir ülkesinde yaşıyorsun ve 3-4-5 yıl içerisinde ilk milyon dolarını kazanabiliyorsun. Yani sistemde aslında sistemin gereğini yerine getirdiğimiz takdirde yaşımız, başımız, yaşadığımız ülke ve sahip olduğumuz bilgi, deneyim ya da firmanın işte ne kadar önce başlamış olduğuyla alakalı bir önyargı ortadan kalkıyor. Yani insan gerçekten bunu başarabilir ki Erdem Hoca'nın bahsettiği One More firmasında ben gerçekten çok kısa sürelerde belirli kariyere ulaşmama rağmen benim ekibimde benim kariyerimi geçen insanlar var. Evet, bu ve bunu genel ekibimizde de bunu yaşıyoruz. Yani en üst kademede bildiğimiz liderlerin bile ekiplerinde onları geçebilecek pozisyonda olan insanlar var şu anda. Tabii. Ve sistemin bunu izin vermiş olması zaten çok manyak bir güzellik bence yani. Ben takip ediyorum. Şimdi Ümmet Hazır Bey sisteme 38 bininci yani kişi olarak sisteme girip şu anda çok kısa bir süre içinde, yani yaklaşık 10 ay gibi bir süre içinde sistemde 5. adam olabiliyor. Yani bu 5'e girebiliyor. Bu sistemin ne kadar hızlı olduğunu ve insanların gerçekten aynı tutku, aynı enerji, aynı tempo ile çalıştıklarında nereye gelebileceklerini gösteriyor. Yani sizin çok altınızdaki biri, sistem sizi tıkamıyor, sistem size müdahale etmiyor, çok hızlı bir şekilde lider olabiliyor. Kesinlikle. Şimdi hocam bu zamana kadar vermiş olduğunuz network eğitimlerinde ya da firmalarında görmüş olduğunuz en büyük hatalardan biri neydi? Ya da distribütörlerin yapmış oldukları hatalar neydi? Ben mesela bu hatayı şöyle görüyorum. Birçok eğitime katılıyoruz ama eğitimde aldığımız birçok bilgiyi sahada uygulayamıyoruz. Yani bilgi salt kalıyor, bagajımızda sadece duruyor, sahaya uygulanmıyor mesela. Buna benzer daha yaşadığınız ya da firma ve distribütörlerin yaşadığı problemler neler? Şimdi en büyük tıkanıklık benim gördüğüm network marketing firmaları bu işi bir motivasyon, eğitim değil de motivasyon haline getirip işte binlerce kişinin herkes birbirini alkışladı. Sadece ve sadece 72 saat dışsal motivasyon sağlayacak organizasyonlara çok ağırlık veriliyor. Yani teknikle, bilgiyle, donanımla
çok arttırmak yerine motivasyon daha çok önem kazanıyor. Promosyonlar. Evet, promosyon ve motivasyon kullanılıyor. Evet, bunlar önemli. Ancak bunlar dışsal motivasyon. Bakın, birine sen dünyanın en iyi yüzücüsün, senden daha iyi yüzücü yok, sen harikasın demeniz hiçbir şey etmez. Yüzmeyi öğretmeniz gerekiyor. Evet, suya sokmanız lazım. Evet, suya sokacaksınız, yüzecek, sahada, sokakta biraz dayak yiyecek. Çıkacak, gelecek sorularıyla, onlarca soruyla gelecek. Bu organizasyonların en büyük pozitif olmayan yönü, negatif yönü şu, gerçekten o insanlar motivasyonla işte bir yerlere gelebileceğini düşünüyor. Ancak ve burada vadeli kalıcı olabileceğini düşünüyor. Evet, ama onun gerçekten dışsal motivasyonun yıllarca devam edeceğini düşünüyor. Hiçbir dışsal motivasyon 72 saatten daha fazla işe yaramaz. İster motivasyonu yakalaması gerekiyor. Neyi nasıl yapabileceğini öğrenmeli, öğretmeli ve öğrenmeyi başkalarına da öğretebilmeli. Eğer bu sistemi kurarsanız, örneğin çok iyi bir lider çok kısa bir süre içinde sunum teknikleri eğitimi verebilmeli. Çok iyi bir lider etkileşim eğitimi vermeli. Çok iyi bir lider müzakere ve süreç yönetimi, çatışma yönetimi eğitimleri verebilmeli. Ekibinde de en az 25-30 kişi bunu verebilmeli. Bu organizasyonları yapabilmeli. Eğer gerçekten öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi öğretebilirsek önü kesinlikle kapanmayan bir sistem buluyor. Sonuçlarımız kaçınılmaz hale gelir. Kesinlikle. Yani siz hata yapmak isteseniz de yapamazsınız. Artık süreç sizin elinize işlemeye başlar. Kesinlikle. Yani. Son olarak hocam şunu sorayım. Yani Türkiye'de, hani ben yurt dışında da network'ü çok yakından takip ediyorum. Ben hatta oradaki izlenimlerime göre Türkiye'de network marketingin daha taş devri yaşadığını söylüyorum ve daha çok büyük fırsatlar içerisindeyiz. Yani bir sürü yurt dışı firması Türkiye'ye gelip network burada yapıyor. Çünkü ciddi bir pazarız, ciddi bir nüfus ve ciddi bir alım gücümüz var. Ciddi bir hani tüketim toplumuyuz ama buna rağmen daha taş devrindeyiz. Ve yani bu network marketingde bu işi yapmaya başlayacak olan insanlara neler tavsiye edersiniz? Yani bu distribütörlere ya da network marketingi neden yapmalılar? Öncelikle ondan ve başlayan ve yapamayan arkadaşların ne tür tavsiyeleriniz olur? Öncelikle buradaki en büyük tuzak alışkanlık tuzakları. Şimdi mesaili iş diye bir kavram var. SSK'lı iş diye bir kavram var. Yani sabah gidecek, akşam gelecek. Arkadaşlar mesai işte sabah 8'de başlayan, akşam 6'da biten bir işte bir insan ortalama sadece 1,5 saat çalışıyor. Yüksek performansa sadece 1,5 saat çalışıyorsunuz. Dünyanın en iyi satıcıları da 1,5 saat çalışıyor. Aynen. Mesaili iş kavramı bir tuzak. Çünkü sizi özgürleştirmiyor. Kısıtlıyor. Öncelikle bunu, bu işi yapacak olan insanlar bilecek ki %100 risk aldığım, %100 bedelini ödemeye çalıştığım ve hayatın kontrolünü ellerime aldığım bir sisteme sahip. Evet. Eğer böyle düşünmezse zaten bir süre sonra sistem onu atıyor. Yani alışkanlıklar olacak, saati olacak, masası olacak, sekreteri olacak, konfor olacak. Aile direkt yatacak. Evet, zamanında. Aile günlük saatinde yatacak. Hayır arkadaşlar, riski olacak, temposu olacak, enerjisi olacak, kontrolü senin elinde olacak. Başta bu. Bunun dışında biz meslek tanımlarken çok çok yeni network'ü üniversitelerde çok çok yeni başladık. Evet. Yani meslek olarak tanımadık. Ancak Amerika, Avrupa çok ciddi bir meslek olarak tanımlayabiliyor. Yani bugün Trump'ın bir sözü çok hoşuma gidiyor. Evet. Bütün mal varlığınızı, servetinizi kaybetseniz ki Trump Amerika'nın çok zenginlerinden bir tanesi. Ne yaparsınız sorusuna cevabı elime çantam alırım, network yaparım. Bu kadar basit bir cevap var. Evet. Çünkü hayatınızda çok küçük paralarla 600 lira 700 gibi bir parayla bir iş kurma, vergi dairesiyle uğraşmadınız, herhangi bir problem yaşamadınız, muhasebecinizin olmadığı, ürün stoklaması yapmadınız, lojistikle uğraşmadınız, kargocuyu takip etmediğiniz bir sistemi kısa bir sürede hazırlayıp kurmak oldukça zor. Kesinlikle. Bugün bu ülkede yeni bir iş yeri açmak da çok zor. Yani bir iş yerine sahip oluyorsunuz, vergi dairesine kaydınızı yaptırıyorsunuz ve bir sistemin içine giriyorsunuz. Aslında bunların tamamının riskini sizin adınıza alan bir şirket var. Evet. Siz bu şirketin distribütörü, bu şirketin patronu, bu şirketin lideri oluyorsunuz. Bu alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor, bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Daha hızlı ritim almamız gerekiyor. Şimdi aslında söylediğiniz şey, yani bizim distribütör olarak, bağımsız distribütör olarak aslında en kötü ve en iyi olan şey patronumuz yok. Evet. En kötü olan şey değil de patronumuzun olmaması.
Ve ben bu işte gerçekten Erdem Hocam'ın dediği gibi yani 600-700 lirayla başladığım bir ticareti aslında bunu sermaye olarak saymıyorum. Çünkü bu rakam aslında karşılığında çok kaliteli bir ürün aldığım için bunu sermaye olarak saymıyorum. Sermaye olaraksa eğitim, zaman ve emek çok gerekiyor. Yani katlanma gücünün devreye girmesi ve bu işten gelir elde edebilmeniz için gerçekten önce eğitim, daha sonra zaman ve emek. Evet. Yani zaman ve emek sermayesi olmadan aslında hiçbir işte başarılı olunmuyor ve ben şunu gördüm. Gerçekten bu işi, yani network marketing dediğim gibi daha Türkiye'de çok ayak altında ama bu işi ciddiye alırsanız bu sektörde sizi ciddiye alıyor. Ben onu fark ettim ve evet, çok ciddi doğru anlamda. Gerçekten doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Eski sistemde, ahilik sisteminde usta kendisinden daha iyi bir usta yetiştirmek zorundaydı. Evet. Bizim liderlerimiz de kendisinden çok daha iyi insanlar yetiştirmeli. Ve hiç kimseyi kataloglara koymayalım. Yani bu işi yapabilir, bu sisteme girer, bu ürün alır, bu almaz, bunun parası var, bunun parası yok. Bütün katalogları zihnimizden silmemiz gerekiyor. Eğer o katalogları silersek, geniş bir bakış açısıyla girersek ve takip edersek karşımızdaki kişiyi, bazı insanları çok uzun süre takip etmek evet gerekiyor. Yani bir kez hayallerinde 6, 7, 8, 9, 10 kez takip etmek gerekiyor. Bazı insanları da hemen silip atmak gerekiyor. İşte liderlik vizyonu burada ortaya çıkıyor. Kimi gerçekten takip etmeliyim, kimi silip yenisine bakmalıyım. Bu ayrıntıyı yakaladığımız zaman network marketing'de ustalaşıyorsunuz. Bunun zamanla da ilgisi yok. Onu da söyleyeyim. Bunun hiçbir şekilde zamanla ilgisi yok. Bu sizin algılarınızı ne kadar açtığınız, ne kadar odaklandığınız, elinizi taşın altına ne kadar koyduğunuzla ilgisi var. Kesinlikle. Yani biz bu işi kim yapabilir, nasıl yapabilir ve bunu nasıl hissedebilir? Bakın çok küçük bir 10 dakikalık bir konuşmada vereceği cevaplar net olmayan, kendini güvende hissetmeyen cevaplarla kişiyle iletişimimizi kesmenizi sağlayabilir. Evet. Örneğin birisi bakarız, gelirim, toplantı olsa, şöyle yapsanız, şunlar sağlansa, şunlar olsa, işte belki, galiba gibi kelimeler kullanıyorsa onu hemen pas geçebilirsiniz. Egal etmemiz gerekir. Şimdi Erdem Hocam, öncelikle vermiş olduğunuz çok kıymetli bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim. Aslında Erdem Hocam'ın çok geniş bir deneyim bagajı var. Bunu bu videoda sığdıramayacağız ama şöyle bir müjdeyi daha vereyim. Yani ekibimizde ciddi anlamda profesyonel bir ekibimiz oluşuyor ve bu profesyonel ekibimizde Erdem Hoca gibi, işte Can Tönbey gibi, Fatoş Hoca gibi, Ümmet Hazır gibi gerçekten çok ciddi anlamda işi profesyonel yapan, deneyim, bilgi, deneyim, tecrübe sahibi olan insanlardan parayla satın alamayacağınız eğitimleri alabiliyorsunuz. Yani bu tabii ki kendi uçuş ekibimize özgü bir olay. Çok fazla bilgiyi videodan vermeyelim diye. Evet. Daha böyle VIP, daha böyle... Tanımlık yaptık arkadaşlar. Tanımlık yaptık. Profesyonel ekibimize buyurup gelebilirsiniz. Kişisel ve profesyonel gelişimimize önem veriyorsunuz. Gerçekten network marketing sektörü bu anlamda gerçekten ciddi bir sektör. Yani benim kendimi bulduğum bir sektör diyebiliriz. Kişisel ve profesyonel gelişim evet anlamında. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka ekibinizdeki arkadaşlarla paylaşın. Ya da network marketing'e karşı ön yargılı olan arkadaşlarınız varsa yine onlarla da bu videoyu paylaşıp beğendirebilirsiniz. Bu konu hakkında fikirlerinizi bizimle videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda ve bir sonraki söyleşilerde daha değerli bilgi, deneyim, paylaşım videolarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar.